Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir ana yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Yemeğimiz patlıcan tava. Böyle büyük fırın kaplarında, bakır tavalarda hazırlanan güzel bir yemek tarifi. Bizim öyle olanaklarımız, böyle büyük kaplarımız olmadığı için bakır kaplarımız. Ben tencerede hazırladım. Size de tencerede nasıl yapılır göstermek istiyorum. Buyurun malzemelerime göz atın. Daha sonra hep birlikte hazırlayalım. Yemeğimiz için ilk önce böyle kuşbaşı ete ihtiyacımız var. 1 kilo etten hazırlıyorum ben. İlk önce marine edeceğim. Üzerine 3-4 diş sarımsağı küçük küçük doğrayıp etlerime ekliyorum. Sarımsaklar ile birlikte bekleyecek, marine olacak. Bir tane kuru soğanı da ince ince üzerine doğrayıp ilave ediyorum. Yağımı ekliyorum 1 su bardağı. Böyle 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bunun miktarı size kalmış. Daha sonra yemeğimiz pişerken de ilave edeceğiz. Birer çay kaşığı da yeterli gelecektir. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Üzerini kapatıp buzdolabında 2 saat etlerimiz böyle yumuşayıncaya kadar kendi haline bırakacağım. Marine olacak, daha çabuk pişecek ve lezzetlenecek. Etlerimiz dinlenirken biz de diğer sebzelerimizi hazırlayalım. Patlıcanlarımı ilk önce alacalı soyuyorum bakın. Büyük bir kabın içine de tuzlu su hazırladım. Bir yemek kaşığı tuz koydum. Bol da su koydum. Alaca soymuş olduğum patlıcanlarımı küp küp doğruyorum. Daha doğrusu büyük parçalar halinde. Böyle küçük küçük değil de yemeğin içinde kaybolmasını istemiyorum. Küçük doğrarsak kaybolur. Tuzlu suyun içine hepsini doğrayıp bırakacağım. Bir 30 dakika bu suyun içinde bekleteceğim. Acı suyunun çıkması için. Tahta kullanmıyorum. Hemen elimde pratik bir şekilde doğramak istedim patlıcanlarımı. Böyle biraz bastırıyorum. Bakın hemen siyah suyu çıkmaya başladı bile. Üzerine bir tabak kapatıp kenara alıyorum. Soğanlarım var. 2 tane büyük soğan kullanıyorum. Bol soğanlı olduğu zaman lezzetli oluyor. Yemeklik doğruyorum soğanlarımı. Ve tabağımı alıyorum. Yeşil biberlerim var. Bol biberli olacak. İçlerini temizledim ben daha önceden. İri parçalar halinde biberlerimi doğruyorum. İçinde yemeğimin kaybolmasını istemiyorum biberlerinde. Onun için iri iri doğradım. Biberlerim de bakın hazır. Onu da tabağıma alıyorum. Domateslerimin kabuklarını soyup domateslerimi de küp küp doğrayacağım. Sert kısımlarını aldım. Çok ufak olmayacak şekilde, çok da iri değil bakın. Domateslerimi de doğrayıp hazırlıyorum. Şimdi sarımsaklarıma geldi. Sarımsaklarımı direkt domateslerimin üzerine gelişi güzel doğrayıp ekliyorum. Çok ufak olmasına gerek yok. Pişerken kaybolacak zaten. Sarımsaklarımı da doğradım. Onlar da hazır.
Artık etlerim de marine oldu. Pişirmeye başlıyorum. Etlerimizi pişirirken böyle yayvan bir tencere kullanmamız gerekiyor. Tencerem ben iyice kızdırdım ve etlerimi yağ ile birlikte, yağı, soğanı, sarımsağı ile birlikte tencereme boşalttım. Böyle sürekli karıştırarak etlerimi mühürlüyorum. Rengi değişti, bakın görüyorsunuz. Artık tenceremin kapağını kapatacağım ve kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğim. İlave su eklememize gerek yok. Kendi suyu ile yumuşacık pişecektir zaten. Daha sonra içine sebzelerini ekleyeceğiz. Çünkü sebzeleri de eklediğimiz zaman tam olacak. Bakın yeterince suyunu saldı ve çekti. İçine soğan ve biberini ekliyorum. Birlikte pişmeye devam edecek. Biraz soğan ve biberler pişsin. Daha sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Soğan ve biberler pişerken ben salçalı suyunu hazırlıyorum. Domates ve biber salçası karışımı kullanıyorum. Su olarak da toplamda 1 su bardağı su yemeğimiz için yeterli geliyor. Fazla su koymuyoruz. Böyle inceltelim salçamızı. Pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Diğer tarafta da ara ara etimizi karıştırmaya devam edelim. Soğanlarımız ve biberlerimiz bayağı piştiler. Artık ilave ediyorum domates ve sarımsağımı. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğüm patlıcanlarımı ekliyorum. Üzerine salçalı, bakın sosumu da gezdiriyorum. Tuz ve karabiberini ilave ediyorum. Daha önceden etlerimizin marine olması için eklemiştik. Onu da göze alarak çok fazla kullanmadan ekleyelim. Yemeğimiz kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Benim tencerem biraz küçük geldiği için tam olarak kapağını kapatamadım, görüyorsunuz. Şöyle bir karıştırmak istiyorum yemeğimi. Patlıcanlar küçülmeye başladı pişmeye. Bakın nasıl sulandı domatesin suyu. Çok az su kullandık. Sadece 1 su bardağı bizim için yeterli geldi. Böyle patlıcanlarımız yumuşayıncaya kadar pişirmemiz yeterli. Etlerimiz zaten pişti. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yemeğimiz piştikten sonra bir 5-10 dakika dinlendirip servis yapabiliriz. Güzel bir ana yemek tarifi. Yapımı da kolay. Herkesin yapabileceği bir lezzet. Yanına çok güzel bir pilav ile harika olur servis yapması. Bu tür yemeklerin yanında gerçekten pilav çok yakışıyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle küçük bir dokunuş yapıp videomu bitiriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.